Dış politika milli olmak zorundadır. Milli dış politikanın iktidarı muhalefeti olmaz. Bir dizi programa katılmak üzere Çorum'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçildiklerinde dört saç ayaklı strateji uygulayacaklarını dile getirerek Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerektiğini vurguladı. Eğer biz dört ayaklı bir stratejiyi uygulamazsak Türkiye daha kötüye gider. Ne demek dört ayaklı bir strateji? Çorum'da bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçildiklerinde dört saç ayaklı strateji uygulayarak demokrasiyi geliştireceklerini, üretimi arttıracaklarını, sosyal devlet anlayışını yaygınlaştıracaklarını, yenilik ve değişime açık bir Türkiye inşa edeceklerini kaydetti. Birinci ayağı can ve mal güvenliği yani demokrasi yani hukukun üstünlüğü. Yani yargı bağımsızlığı. Yani üniversite özelliği. Bunlar. Birinci ayak. İkincisi üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda üretmesi lazım. Üçüncüsü hakça bölüşeceksiniz. Yani güçlü bir sosyal devlet olacak. Biri çok zengin, biri açsa o memlekette huzuru yakalayamazsınız. Ve dördüncüsü stratejinin dördüncü ayağı sürdürülebilirliktir. Demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Her gelişmeye ayak uyduracaksınız. Durursanız düşersiniz. Açıklamalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundadır dedi. Katma değeri yüksek ürün üretmek zorunda Türkiye. Katma değeri yüksek ürün. Ne demek katma değeri yüksek ürün? Yazılımı olan, dijital altyapısı olan, Ellerinize taşıdığınız cep telefonu, katma değeri yüksek üründür. Siz beş kamyon makine ağlısı gönderin, o bir çanta cep telefonu gönderir, sizden daha fazla para kazanır. Dolayısıyla Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üreten bir sanayiye dönüşmesi lazım. Teşviklerin bu bağlamda olması lazım. Türkiye'nin çip üretir noktaya gelmesi lazım. İktidar bunu düşünüyor mu acaba? Haberi bile yok. Haberi bile yok. Bunu yapmak zorundayız. Aynı zamanda bunu yapmak için katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir toplumun katma değeri yüksek ürün üretme şansı yoktur. Üniversite bilgiyi üretir, sanayici o bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürür. Amerika'daki Silikon Vadisi bu demektir. Biz de bunu yapmak zorundayız. Bunu yapabiliriz.